İkinci yalan. Araplar bizi arkamızdan vurdu. Cihan Harbi'ne resmi devlet olarak Osmanlı. Biz Cihan Harbi'ne hangi devlet olarak girdik? Osmanlı Devleti olarak girdik. Kurtuluş Savaşı'na hangi devlet olarak girdik? Osmanlı Devleti olarak girdik. Sakarya Harbi'ne hangi devlet olarak girdik? Osmanlı Devleti olarak girdik. Çanakkale Harbi'ne hangi devlet olarak girdik? Osmanlı Devleti olarak girdik. Bize masal anlatmayın artık. 2 milyon 900 bin asker katılmış 1. Cihan Harbi'ne. Umumu harbe yani. Harbi umumiye 2 milyon 900 bin asker resmi kayıt subayı, as subayı, eri, erbaşı katılmış. Beyler, bu 2 milyon 900 bin askerin 400 bini Arap'mış. Resmi kayıt söylüyorum bak, uydurma bir şey değil. 400 bini Arap'mış. Hani bizi arkamızdan vuruyordu bunlar? Tamam. Arkamızdan vurmak isteyen biri vardı. Şerif Hüseyin. Duydunuz mu? Şerif Hüseyin. Şerif Hüseyin her zaman ihanet etme potansiyeline sahip bir adamdı. Ve cennet mekan Abdülhamit Han Hazretleri bunu bildiği için Şerif Hüseyin'i Hicaz'da bırakmadı. İstanbul'a getirtti ve ona bir görev verdi. El altından onu muhasarada tuttu. Ve İstanbul'un dışına çıkmasını yasakladı. Çünkü biliyordu ki kolay kandırılabilir. Zaten böyle bir isteği var. Halifelik merakı var. İhanet edebilir. Bu ihaneti yapmasın diye devlet aklıyla tedbir aldı Abdülhamit Han Hazretleri. Abdülhamit Han Hazretleri tedbir aldı. Peki, Abdülhamit Han'ı tahttan indiren Yahudiler, Yahudiler indirdi. İsimleri bile belli. Müslüman yok aralarında. Yahudiler indirdikten sonra ilk yaptıkları işlerden biri neydi biliyor musunuz? Şerif Hüseyin'i Hicaz'a göndermek. Neden Arap ihanetinden endişen varsa niye Şerif Hüseyin'i gönderiyorsun? Çünkü ihanet etmesini istiyorsun ki istediğin politikayı götürebilesin. Şerif Hüseyin gitti, etrafına 10 bin 15 bin adam topladı, 20 bin kaçsa artık o kadar ama 50 bin değil. O orduyu, Şerif Hüseyin'in kurduğu orduyu, askeri birlik diyelim, nizamsız birliği durdurmaya giden ordu Cemal Paşa komutasındaydı. Ve o ordunun tamamı hepsi de Arap'tı. Hani Araplar ihanet etmişti? Arap'ın isyanını durdurmaya yine Arap gitti. Bir kısım isyan etti, bir kısım hainlik yaptı, hepsi değil. Bunu yapmalarının sebebi bütün İslam dünyasından bizi soyutlamaktı. Başardılar mı? Başaramadılar. Beceremediler tam. Elhamdülillah bu millet o ekilmiş fidanlarını artık büyüttü. Çiçek açmaya başladı. Yeniden İslam'ın ve Muhammed Mustafa'nın kokusunu dünyaya salmaya başladı. Elhamdülillah.